Başakşehir'in merkezinde büyük lansman fırsatı. Şimdi Başak City'den evinizi topraktan senetle alın, vade farksız 60 ayda kolayca ödeyin. Sınırlı sayıdaki evler için acele edin. Başak City, Fuzul Yapı güvencesiyle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı bir açıklamada uyuşturucu satıcılarını bulduğunuz yerde ayaklarını kırın diyor. Bütün suçu bana ait polis memurlarına. Bunu nasıl karşılıyorsunuz siz? Doğru olan yerleri de var, yanlış olan yerleri de var. Mesela polisin gerçekte mücadele ettiğine inanmıyorum. Polisin böyle ayaklarını kırın demesi de yanlış. İyi demiş abi. Doğru demiş değil mi? Evet, doğru demiş abi. Niye? Yani uyuşturucu her şeye zarar, yani bütün gençlerin beynini çalıyor, aileyi bozuyor. Ya doğru söylemiş. He? Ayakları da kırılsın diyorsun. Ya sadece ayakları kırmasın, yani kanunen ne gerekiyorsa onu yapsınlar. Suçu bana atın dedi. Tabii dedi ki ayakını kırın uyuşturucu satıcılarını dedi. Doğru demiş. Suçu da bana atın dedi. Doğru demiş. Doğru mu? Bak tabii ki doğru, çünkü bak yani bugün ilkokula giden bile neredeyse oraya başlıyor. Doğru mu? Doğru diyor abi. Olması gereken o zaten baba. Ayağını kırsın o zaman. Ya ayağını değil. Tüm uyuşturucu eğer sadece zararlı bir şeyse onu temeli yok etmek lazım. Yani polis değil de sen öyle bir şeye şahit olmuş olsan, senin çoluk çocuğuna zarar verecek bir duruma sen nasıl karşılık verirsin? Yani misal devlet olarak. Devlet alsın, öbür bu hapse atsın. Ayağını kırmasın da öbür bu hapse atsın. Devlet işte. Polis şahıs değil. Devlet de işte öyle yani bir yere kadar onun da çözümü olmuş artık. Çünkü bu işin önüne geçilmediği için. Kırsın mı kırmasın mı? Kırsın kırsın. Ayaklarını değil kollarını da kırsınlar, kafalarını da kırsınlar. Çünkü Türkiye'de gençleri zehirliyorlar. Gençleri zehirleyenlere... Devlet onlara ömür bu hapis verse daha iyi olmaz mı yani şahsen? Hayır, yani uyuşturucuyla mücadele edilmesi lazım. O kesin. Ama işte bu 28 Şubat'ın vermiş olduğu ürünler. 28 Şubat'ta Kur'an kurslarını, imam hatiplerini kapattılar. Gençlere sahip çıkacak kimse bulunamıyor. En büyük sıkıntı o. Satıcılarının. Vallahi kafaları da ezilsin yani. Bir şekilde. Evet. Bunun çaresini bulamıyorlar. Kafaları da ezilsin yani. O zaman bakan söyledi, açıklama karşılığı var. Bakanın elinden öpüyorum. Ayaklarını değil, daha burada yatırsın, ağacın kafasına taksın. Daha biz de görelim yani. Söylemenen değil. Niye? Onu yapacaksın. Söylemenen kalmayacaksın. Doğru mu peki o? Normal devlet cezasını daha iyi olmaz mı? Devlet cezası yok, kabul etmiyoruz. Ben çalışsam onlar yiyecek, kusura bakma. Öyle bir şey yok yani. Ben çalışıyorum hamal gibi, onlar içeride yiyorlar, kusura bakma. Yiyemezler, yemeği hakkı da yok. Bir yerde kırsınlar diyorsun. Aynen, kırsın bitirsin dem de. Bitirsin de yani. O zaman karşılığı var, topluluğa teşekkür ederim. Teröre, uyuşturucu aynı seviyededir. Evet, öyle de zaten. Aynı seviyededir. Ben ona yerden veya da katılıyorum. Onların elini öpüyorum. Her zaman da oyum onundur. Vermedim ama bundan sonra vermeye de vereceğim yani. Hayır, eğer böyle ellerini vereceğim yani. Ellerini de kırsınlar, boynunu da kessinler yani. Vallahi İçişleri Bakanı mı dedi? İçişleri Bakanı dün söyledi, evet. Vallahi doğru. biraz zor. Sen birinin ayağını kırarsa o da kırıyor. Kıramazlar mı? Ya kırılır mı? Ancak polis kırar. İşte polis dedi. Ya polis şimdi o kanun var mı? O söyledi, bilmiyorum. Ya o zaman kanun olması lazım. Mecliste kanun geçmesi lazım. Ayaklarını kırabilir. Tabii ya. Kanun yok. Kanun yoksa o zaman olmaz. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor, çünkü bu kadar milleti uyuşturucuya alıştırıyorlar. Doğru söylüyor Süleyman Soylu. Kılsınlar. Kılsınlar, Allah ondan razı olsun. Çok doğru bir laf söylemiş. Ne diyorsa doğru söylüyor. Doğru mu söylemiş? Tabii. Ben bakanı seviyorum ya. Bakan beyin söylediği ne diyorsa doğrudur. Biz arkasındayız. Kılsınlar. Yani yanlış yapanın kapı. Ben de yapıyorsam kırsın tabii benim de kapımı. Sen de yapıyorsan, şimdi ben sana yanlış yapsam kameraya vursun kırsın. Bu kadar basit ya. Teşekkür ederim. Bu ülke böyle zaten bu hallere gelmedi mi? Kanunlar olsa ömür bu yapsa. Ya kanunları tabii yapsınlar. Kanunları, caydırıcı kanunları yapsınlar tabii ki, ama Bakan Bey de söylediği doğru. Yapmasınlar yani. Yapanı da kırsın kafasını kardeşim. Vallahi iyi yapmış bence. Doğru mu? Evet, milleti bu tür şeylerden uzak tutmak lazım. Peki kanunlarla olsa daha iyi olmaz mı? Mesela ömür boyu hapis ya da idam daha sık olmaz mı? Yok, idam çok gelir bence bu şeye, ama yasaklamak lazım her taraflarda. Evet, evet, daha iyi olur. Onları cezalandırırlar. Peki bir de uyuşturucu satıcılarını gördüğünüz arada ayaklarını kırın polislere, suçu bana atın dedi. Doğru mu değil mi? İyi yapıyor. Doğrudur. Nasıl? Yapsın. Uyuşturucu işimiz hayır. Dedi, Allah razı olsun. Ne mutlu be. Allah büyük keder vermesin, ona sağlık versin. Doğru mu söylüyor? Uzun ömür. Doğru söylüyor. Çok güzel. İyi. Yardımcı olsun Allah herkese. Bence yanlış bir şey yani öyle demesi. Kanun var memlekette, mahkeme var, şey var, kararı onlar versin yani, karar ona düşmez bence. Bir vatandaş olarak, evet.
Yok öyle değil. Anam bir sefer de bir iki sefer uyarması lazım. Son akısı. He tabii. Vallahi ben şaşırdım biraz yani açıkçası ama şimdiye kadar böyle bir siyasetçilerden bir şey görmemiştik şimdiye kadar. Siyasetçilerden. Yaşım mı değil mi o yaklaşım peki? Yaşım 51 benim. Doğumum ben buralıyım. Ha, ama ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hoşuma da gitti yani. Hoşuma gitmedi değil. Zaten ben AK Parti'ye de üyeyim yani. İnsanlar olmaz mı? Olmaz mesela. Yargı ömür boyu hapis verse ayak kırmayla çözülür mü? Ya ayak kırmakla tabii çözülmez bu olaylar. Ağır cezalar verilmeli bence. Çok ağır cezalar. Tabii tabii aynen. Tabii aynen. Ömür boyu olmasa bile 20 sene, 30 sene yani caydırıcı cezalar olacak. Ömür boyu cezalı çok ne bileyim şey geliyor, ağır geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün polislere yaptığı açıklamada uyuşturucu satıcılarını gördüğünüz yerde ayaklarını kırın dedi. Evet. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Vallahi karşılamak derken uyuşturucu iyi bir şey, iyi bir şey olmadığını biliyoruz. Tabii ki onu biliyoruz evet. Yalnız şunu söyleyelim, ayaklarını kırın bir öfkeyle söylenmiş bir kelime. Onu yapacak kimse zaten mümkün değil. Ama caydırıcı ihbar etmek için tabii ki çare bulacağız, çaba bulacağız. Yani uyuşturucunun yani bugün ne bileyim dünyanın baş belası olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani peşine uyuşturucu veren çocuklar. Abi yani neler var yani sokaklarda, caddelerde bile. Şimdi bir işi söylesen normal ama bir işe bakan söylese bir bana göre yanlıştı demesen iyi olur. Uyuşturucuları hak ediyor ama o dememesi lazım. Bana göre ben de sen de sen normaldir ama bir İçişleri Bakanı bu kelime kullanırsa bana göre hoş bir şey değildir. Doğru. Yani uyuşturucuya hepimiz karşıyız. Yani polise görevi yapıyor ama bir bakan böyle vursa bana göre yanlış bir şeydir. Yine bakanımız da güzel çalışıyor yani Allah var. Yani peki. Çalışır. Vallahi pek de doğru bulmuyorum yani bacaklarını kırın suçu bana alsın değil de bunun yargı yolu var. Niye yakalayıp tekrar çalıyorlar? Değil mi? Evet. Buna ceza versinler, bir daha yapmasın. Ona göre bir ceza versinler yani. Eğer okul önlerinde yapıyorlarsa ben de suç üstüme alırım. Okul önlerinde satıyorlarsa uyuşturucu, çocuklara satıyorsa o suçu ben de üstüme alırım. Yapsın doğru diyorsun. Yapsınlar tabii. Merhaba. Aynen. Süleyman Soylu dün dedi ki işte uyuşturucu satıcılarını gör, ayaklarını kırın dedi. Aynen. Katılıyorum. Peki nasıl yani katılıyorsun? Normalde ceza... Okul önlerinde uyuşturucu satılması bir kere yanlış. Yanlış bir yolda yani bu zaten insanlar. Zaten yanlış. Yani çocukları zehirliyor. Öğrencileri zehirliyorlar yani. Olacak bir şey mi bu? O zaman kırsınlar. Yani bunu polis gelecek her okulun önünde bir ekip dursa daha güzel olmaz mı? Vallahi yeterli bulmuyorum üstad. Nasıl yeterli bunu derken? Güzel bir açıklama. Daha ağır ve caydırıcı cezalar gerekiyor. Daha resmi mahkemeler aracıyla. Yani şöyle uyuşturucuyla alakalı şu an İstanbul piyasası çok kötü. Maalesef 10 yaşına kadar bir yani maalesef hepimizin çocukları var. Benim de çocuğum var. Yani her gün televizyonlardan üzülerek izliyoruz. Bonzai içip yollarda değil mi? Maalesef. Bu açıklama için ne diyorsun? O yanlış yapıyı, o kafayı yemiş o. Nasıl? Tabii öyle, öyle söylenir mi ya? Demek sokakta görecek, birini vuruşturacak, kıracak. Tavuk, kedi bacağı mı kırıyor yani? Ayıp çok ayıp. Onların bile kırılmaz canım. Onlar yok, canlı. O laf öyle söylenmez. Ne demesi lazım mesela bakanım? Ya onun ne yapması gerekiyor? Onları tutacak, götürecek, kanun neyse onları uygulayacak. Caydırıcı şeyleriyle. Tabii caydırıcı şeyleriyle onları uygulayacak. Ne demek böyle? Şimdi şu bu açıklamayı söyledim. Hani bir kere öyle bir laf edilmez bir. Yani bir işçi bak öyle laf etmesi bana biraz tuhaf geldi. Caydırıcı yasalar olması lazım. Tabii. Şimdi o yakalayacak. Polis sizi yakalayacak. Tabii. Hukuk var. Bakan öyle söyledi. Kırmalı. Neden? Kötülük çıkar. Eroin'den, içkiden, rakıdan, esrardan kötülük çıkar. Ama onun sonu olur mu? Normalde yargıda cezası mahkeme olması gerekmez mi? Gerekir. Cezayı adam içer, cezaya da razı oluyor. Onun ayağını kırması gerekir. Yazıktır bu genç, fidan gibi gençler. Adam var ki bir tane genç yetiştirmiş, 18-19 yaşına getirmiş o da bu.